Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı mecliste yaptığı konuşmada önceki gün meydana gelen yangında herkesin yüreklerinin dağlandığını kaydetti. Dün hepimizin içini dağlayan bir yangın daha meydana geldi ve o yangında da çaresizliğimiz bir kez daha ortaya çıktı. Ben sosyal medyada ve bir takım siyasilerin dillerine düşen helikopter edebiyatına girmeyeceğim. Çünkü helikopter meselesi çok teknik bir konu. Birçok kişi helikopter almayışımıza bahane bularak devlete ve hükümetlere küfrediyor. Oysa helikopter dediğiniz olay sadece gündüz vakti ve rüzgarsız havalarda tepe noktalara müdahale edilebilecek bir enstrümandan ibaret. Elbette olmasına büyük fayda var. Ama yangınlar karşısındaki çaresizliğimizi sadece helikopter meselesine indirgemek kadar saçma ve absürt bir olay olamaz. Acaba orman dairesinin teknik teçhizatları yeterli midir? O teknik teçhizatları kullanacak olan kişiler, operatörler yeterli midir? Kadro var mıdır? Dünyanın en güçlü ekipmanına sahiptir arkadaşlar şu anda orman dairemiz. 100 civarında 4x4 araçlarımız var ama bu araçları kullanacak operatörlerimiz yok. Ağaç dikimi konusuna da değinen Arıklı, orman zenginliğinin artırılması için bazı etkinliklerinde sürekli düzenlenmesi gerektiğini kaydetti. Dünyada %35 ormana sahip ülkeler orman zengini sayılıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde %23'tür. Erkut Şahali birazdan konuşacak belki. Anlatır. %23. Her geçen yıl biraz daha az kaybediyoruz. Yeni ekimler yapıyoruz. Bakımını yapamadığımız için kuruyor. Ya da keçiler öldürüyor. Yani şunu yapamaz mıyız acaba? Her öğrenci okuldan mezun olduğunda 100 tane ağaç dikmeli. Her asker tezkere almadan önce 100 tane ağaç dikmeli. Her milletvekili yemin etmeden önce atıyorum 100 tane ağaç dikmeli ve bakımını yapmalı. Bu şekilde acaba orman zenginliğimizi artıramaz mıyız? Bununla ilgili bir kampanya yürütebilir miyiz?